Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Shirley Ardell Mason, Ocak 1923'te Amerika'da dünyaya geldi. Ailesinin hayatta kalan tek evladı Shirley'di. Marangoz olan babası Walter ve annesi Martha uzun bir zaman çocuk sahibi olamamıştı. 1920'de hayalleri gerçek oldu ve Shirley'i kucaklarına aldılar. Shirley çok özel bir çocuktu. Onu eşsiz kılan ve dünyayı tanıtan özelliği hem kendisi hem de ailesi için aslında çok büyük bir problemdi. Ailesi dindardı. Kızlarını da dindar olarak yetiştirdiler. Babası kızına karşı çok ilgiliydi. Kızıyla zaman geçirmeyi seviyordu. Annesi ise çok katıydı. Shirley'i her konuda kısıtlıyordu. Bu baskı Shirley üzerinde telafisi mümkün olmayan izler bırakacaktı. Annesi Martha Alice ya da kısaca Maddie, tanıyanların söylediğine göre ilginç bir simaydı. İnsanlar Maddie'nin cadı gibi güldüğünü söylüyorlardı. Daha da tuhafı, geceleyin sokağa çıktığı ve anlamsızca komşularının pencerelerine baktığı iddia ediliyordu. Shirley oldukça ilginç bir anneye sahipti. Zaten kısa bir zaman sonra da annesi Maddie'ye şizofren tanısı konuldu. Annesi uzun bir süre akıl hastanesinde yattı. Kızına bıraktığı acı mirassa çok daha sonra gün yüzüne çıkacaktı. O dönemlerde Shirley'de pek bir sorun yoktu. 1941 yılında Dutch Center Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Minnesota Eyalet Üniversitesi'nde sanat üzerine eğitim aldı. 1950'lerde hem Columbia Üniversitesi'nde başka bir bölüm okuyordu hem de sanat öğretmenliği yapıyordu. Ama içinde kötü hisler vardı. İçinde verdiği çetin savaş her geçen gün daha da hiddetleniyordu. Shirley çok acı çekiyordu. Yaşadıklarını insanlara anlatamıyor, hastalığının ne olduğunu çözmeye çalışıyordu. Bu da zamanla onu hayattan kopardı. İnsanlarla konuşmayan, sürekli depresif olan birisi haline geldi. Yaşadığı durumu ilk kez psikiyatrist Cornelia'ya anlattı. 1950'lerde başlayan dostlukları Cornelia bu dünyadan göç ettiği güne kadar devam edecekti. Ama Cornelia'nın Shirley'den gizlediği sırları vardı. Dostunun bu özel durumuna ticari bir boyut kazandıracaktı. Zamanla ikili iyi birer dost oldu. Shirley, Cornelia sayesinde yeniden hayata bağlandı. Cornelia yıllar sonra Shirley'e bir teklif sundu. Hastalığını kitap haline getirip insanlara anlatmak istediğini söyledi. Shirley bu teklifi kabul etti. Shirley, 1970-1971 yılları arasında Rio Grande Koleji'nde sanat dersi veriyordu. Boş zamanlarında ise doktoruyla birlikte kendi hayatını anlattıkları kitabı yazıyordu. Kitabı çoğunlukla Cornelia kaleme almış olsa da Shirley de her kısmı özenle incelemişti. Kitap 1973 yılında yayımlandı. Shirley Mason, Sybil ismiyle tanıtıldı. Kitabın ismi de yine Sybil oldu. Kitap 1970'lere damgasını vurdu. Tam 6 milyon kopya sattı. Shirley yazdığı kitapta içinde tam 16 karakter yaşadığını anlatıyordu. Kitapla birlikte Shirley'nin içinde kopan fırtınalar ilk kez meydana çıkmış oldu. Kendisi hariç 15 tane bambaşka karakterle yaşıyordu. İçlerinde bir bebek, iki tane de erkek vardı. Shirley kitapta kendisini Sybil Isabel Dorsey diye tanıtmıştı. Bu onun gerçek karakteriydi. Tükenmiş kişilik, içinde yaşadığı bedenin sahibiydi. Birinci karakter Victoria'ydı. Takma adı Vicky'ydi. Kendinden emin, bilgiç, gösterişli ve çekici bir sarışın. En önemli özelliği Sybil'ın kişiliklerin hepsinin anısına sahip olması. Vicky aynı zamanda çok sıcakkanlı. İkinci karakter Peggy'ydi. Saldırgan, heyecanlı, sık sık öfkeli, kalkık burunlu, kısa kesik saçlı, yaramaz gülümseyişli bir kız. Üçüncü karakter Peggy Ann Baldwin. Peggy, diğer Peggy ile aynı fiziksel özellikleri taşıyan onun tamamlayıcı bir yanı. Öfkeli değil, aksine korkak, çekingen ve sessiz. Dördüncü karakter Mary Lucinda. Düşünceli, dalgıç, anaç, evcil, şişman ve yandan ayrık uzun, koyu kahverengi saçlı. Beşinci karakter Marcia. Soyadı ara sıra Baldwin olurdu. Yazar ve ressam, aşırı duygusal, kalkan biçiminde bir yüzü var. Gri gözleri ve yandan ayrık kahverengi saçları var.
6. karakter Vanessa. Aşırı dramatik, oldukça çekici, açık kahverengi saçlı, duygusal, oval yüzlü, kızıl saçlı, uzun boylu ve düzgün vücutlu birisi. 7. karakter Mike. Sybil'ın iki erkek kişiliğinden biri. Yapı ustası ve marangoz. Siyah saçlı, kahverengi gözlü, koyu tenli. 8. karakter Sid. Sybil'ın iki erkek kişiliğinden biri. Marangoz ve tamirci. Açık rengi saçlı ve mavi gözlü. 9. karakter Nancy. Fiziksel özellikleri Peggy'lerinkine benziyor. Ölmek üzere olan birisi, çok hasta. Tutucu, Katoliklerden son derece ürken, İncil'e bağlı birisi. Aynı zamanda politika ile ilgileniyor. 10. karakter Sybil Ann Dorsey. Nevrasteni derecesinde kayıtsız ve keyifsiz. Kül kahverengi saçlı, soluk benizli, utangaç, oval yüzlü ve sert tatlı bir burnu var. 11. karakter Rudy. Bebek, az gelişmiş kişiliklerden biri. 12. karakter Clara. Koyu dindar. Bedenin gerçek sahibi olan Sybil'i eleştirebilen bir kişilik. Doğrucu ve adaletli. 13. karakter Helen. Korkak ama başarılı olma azminde birisi. Açık kahverengi saçları, ela gözleri, sert hattı burnu ve ince dudakları var. 14. karakter Marjorie. Sakin, neşeli, çabucak gülüveren birisi. Takılmayı seven biri. Ufak tefek, açık tenli ve kalkık burunlu bir kumral. 15. karakter Sarışın. İsmi yok. Sürekli genç kızlık çağında. Sarı kıvırcık saçları, oynak, canlı bir sesi var. 16. karakter yeni Sybil. 16. kişilik. Öteki 16 kişiliğin birleşimi. Shirley'in içindeki karakterler bunlardı. Her biri belirli periyotlarla kendini gösteriyordu. Karakterler tahminen 20'li yaşlarında meydana çıkmışlardı ve Shirley hepsiyle baş etmek istemiş ancak zamanla pes etmişti. Kendini Sybil olarak tanıtmasının sebebi kimliğini gizlemekti. Ama doğduğu semtteki insanların bazıları kitabı okuduktan sonra Sybil'in şöyle olduğunu anladılar. Shirley ise geçmişiyle olan tüm bağlantısını koparmıştı. Kitabın çıktığı tarihlerde Batı Virginia'da yaşıyordu. Daha sonra Kentucky'ye taşındı ve Kentucky'de doktor ve yakın arkadaşı olan Cornelia ile birlikte yaşamaya başladı. Aynı zamanda bir kolejde sanat dersleri vermeye devam ediyor ve sanat galerilerinde görev alıyordu. 1990'da Shirley'e meme kanseri teşhisi konuldu. Shirley ise tedavi olmak istemiyordu. Sonraki yılda Cornelia Parkinson hastalığına yakalandı. Shirley, Cornelia 1992'de ölene kadar onunla ilgilendi, tüm bakımını kendisi üstlendi. 1992'de Cornelia, 1998'de de Shirley Mason hayatını kaybetti. Shirley tüm servetini bir papaza bıraktı. Evine girildiğinde bodrum katındaki küçük dolabın içinde 25 yıldır herkesten sakladığı fotoğrafları olduğu anlaşıldı. Dolapta 100'den fazla fotoğraf vardı. Çoğu doktoru Cornelia ile yaptığı seanslardan kalan özel fotoğraflardı. Bunların çoğu Shirley imzası taşıyordu. Ve içinde yaşadığı karakterlerin dışarıya çıktığı anlarda çekilen fotoğraflardı. Shirley'e ait belgeler incelendiğinde Cornelia'nın Shirley'nin çoklu kişilik bozukluğu yaşamasını annesine bağladığı anlaşıldı. Bu durumun sebebi çocuklukta annesi yüzünden yaşadığı travmalardı. Yıllar sonra Shirley'in hikayesi büyük kitleler tarafından duyuldu. Psikiyatri Sorbet, Cornelia tatildeyken Shirley ile seans yaptığını ve onun çoklu kişilik bozukluğu yaşamadığını, böyle bir hastalığı varmış gibi davrandığını söyledi. Ona göre Shirley sadece bir histeriydi. Çoklu kişilik bozukluğu belirtisi göstermiyordu. Hatta bir süre sonra kendisi de bu durumu kabul etmişti. Fakat Cornelia onun hastalığına inanıyordu. O yüzden Shirley'i hasta olduğuna ikna etmişti. Ya da Cornelia bu durumdan faydalanmak istiyordu. Cornelia kanıt isteyen yayın eviyle bile tartışmış, kitabın yayınlanması için her şeyi yapmıştı. 1976 ve 2007 yılları arasında Sybil isminde iki tane film çekildi. Gazeteci Debbie Nathan, Shirley öldükten sonra ona ait bütün tıbbi kayıtları, ilkokul raporlarını, günlükleri ve ses kayıtlarını inceledi. Olayın harikulade olduğunu, kurgu mu yoksa gerçek mi olduğunu anlayamadığını belirtti. Shirley, doktoruna yazdığı bir mektupta şu ifadeyi kullanmıştı. Gerçekte birden fazla karakterim yok.
Fazladan bir tane bile yok. Hepsi aslında benim. Diğerleri de bahanelerim. Shirley son 40 yılında haftada 18 saat terapi gördü. Evlenmedi. Anne olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Belki de bunun sebebi annesinin yaşattığı travmalardı. Hikayesi gerçek miydi? Yoksa sadece çıkar amaçlı bir kurgu muydu? Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.